Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Süper Lig'de hafta 2 müthiş maçla tamamlanıyor. Fenerbahçe evinde Kayseri Spor karşısında 3-0 önde. Maçın uzatma dakikaları oynanıyor. Diğer yandan Alanya'da muazzam bir maç oldu. Ankara Gücü 2-0 öne geçmişti. 4-3 Alanya Spor'un üstünlüğü var. 7 gollü maç. Evet, İstanbul'da karşılaşmanın hakemi son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe evinde Ülker Stadı'nda 3-0 galip geliyor. Kayseri Spor karşısında hemen toplu sonuçlara ve puan tablosuna bakacağız. Ardından bu maçın rakamlarına bakacağız. Yayında 4 değerli yorumcum var. Ilgaz Çınar, Emre Bol, Neme Dayan ve sevgili Feyyaz Uçar hocamla birlikte hem haftayı hem karşılaşmaları değerlendireceğiz. Bir taraftan ateş gibi bir transfer sezonu da yaşıyoruz. Tüm detayları konuşacağız. Evet, Gençler Birliği 1, Trabzonspor 2, Başakşehir 1, Çaykur Rizespor 1. İttifak Holding Konya Spor 0, Fraport Antalya Spor 0, Yeni Malatya Spor 0, Galatasaray 1, Denizli Spor 1, Fatih Karagümrük 2, Beşiktaş 2, Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Atakaş Hatay Spor 1, Kasımpaşa 2, Demir Grup Sivas Spor 0, Fenerbahçe 3, HES Kablo Kayseri Spor 0. Bu maçlar tamamlandı. Aytemiz Alanya Spor 4-3 önde. Karşılaşmada son düdüğü bekliyoruz. Ankara Gücü karşısında, orada da artık an meselesi, her an o son düdük çalabilir. Puan tablosuna da bakalım. Zirve nasıl şekillendi? İlk sayfanın kısa bir değerlendirmesi. Beşiktaş sezonun ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamladı. Fenerbahçe 42, Galatasaray 39, Gaziantep Futbol Kulübü 35 puanda. Alanya Spor 34 puanla 5. durumda. Maç böyle biterse 6. sırada Trabzonspor var 33 puanla. Atakaş Hatay Spor 32 puanla 7. 8. Fatih Karagümrük'ün 30. 9. Malatya Spor'un 27. 10. Fraport Tav Antalya Spor'un 26 puanı var. 2. sayfada Göztepe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor 25'er puanla sıralanıyor. 14. Demir Grup Sivas Spor, 15. Başakşehir 24'er puanda. İttifak Holding Konya Spor 23 puanla 16. durumda. 17. Kayseri Spor, 18. Gençler Birliği 19'er puanda. Ankara Gücü 18 puanla 19. durumda. 20. Erzurum Spor'un 17 puanı var. Yukatel Denizli Spor 14 puanla 21. durumda. İstanbul'da karşılaşmanın rakamlarına bakacağız değerli izleyiciler. Fenerbahçe Kayseri Spor mücadelesinde toplu oynamada Fenerbahçe %69'da %31 öndeydi. Köşe vuruşları 6'ya 5. 2 ofsayt Kayseri Sporlu oyuncular için ofsayt bayrağı kalktı. Karşılaşmada toplam 21 faul vardı. 12'sini Fenerbahçe yaptı. İkili mücadelelerin %55'ini kazanan taraf Fenerbahçe'ydi. 3 sarı kart var. Mücadelede karşılaşmanın hakemi tarafından oyunculara gösterilmiş. Peki devam edelim rakamları incelemeye. Top kapma Fenerbahçe 14, pas arası 6, uzaklaştırma 11, şut engelleme 2. Kayseri Spor top kapma 6, pas arası 16, uzaklaştırma 17, şut engelleme 2. Devam edelim rakamlara hızlı bir şekilde. İsabetli pas Fenerbahçe 629, Kayseri Spor 223. Pas, isabetli pas yüzdesi Fenerbahçe %89 gibi iyi bir rakamda. Kayseri Spor %71'de kaldı. Rakip sahada pas yüzdesi %80 Fenerbahçe'de, %55 Kayseri Spor'da. Ceza alanına orta 21 orta yaptı Fenerbahçeli oyuncular ki büyük bölümü Caner Erkin'den. 13 orta Kayseri Sporlu oyunculardan geldi. 21 şutu var Fenerbahçeli maç boyunca. 11 isabet, 18 şut pası. Rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 24. Maçı anlatan rakamlar. Kayseri Spor 4 şut, 1 isabet, 4 şut pası. Rakip ceza alanında 9 kez topla buluşma. Dengeli başlayan karşılaşma. Belki Kayseri Spor istediklerini yapıyordu ama Fenerbahçe o ilk golü buldu. Sonrasında ilk yarı 1-0 tamamlandı. Ardından her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi devam etti. Mehmet Yağım, Samatta ve Papistise'den geldi Fenerbahçe'nin golleri. Emre Bol, nasıl bir 90 dakikaydı? Kısa bir değerlendirme rica edeyim. Valla şöyle söyleyeyim. Bir kere uzun bir aradan sonra Fenerbahçe en rahat maçlarından bir tanesi oynadı. Kayseri Spor sonuç maçını, 3 maçı kazandı galiba değil mi? Sonuç maçını kazandı Kayseri Spor. Hakikaten böyle endişe verici bir şekilde geldi esasında Fenerbahçelilere. Dan Petrescu'yla toparlanmışlardı. Toparlanmışlardı. Fakat İki galibiyet bir mağlubiyet aldılar. Fakat Fenerbahçe açıkçası hiçbir pozisyon dahi vermeden rakibine, yani böyle eli yüz düzgün pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe taraftarı şöyle ayaklarını uzatıp rahat bir maç seyretti. Şeyden başlayayım istersen, ilk maçın en başından başlayayım. Bu yayıncı kuruluşla biliyorsun hala Fenerbahçe kulübü arasında bir sıkıntı var.
hala devam eden. Evet. Seremoniyi gördün mü? Seremonide bu sefer eşofmanların üstüne bir peynir yazmışlar. Onu da artık yayınlamadan edemedi. Şey, mecburen o seremonide kamerayla şöyle bir geçiyorlar ya futbolcuların üzerinde. Bak başkanın kafasını kızdırmayın. Yemin ediyorum forma reklamını bir peynir yapar. Bak burayı da yapar. Mecbur yayınlamak zorunda kalırsınız. Bütün maçta herkesin gözünü içine sokar. Onun için artık bu sıkıntı, bu şey bitsin. Yayıncı kuruluşla Fenerbahçe'nin arasındaki bu şey bitsin. Sonuçta bin bindir iki tarafında kazandığı, kazanacağı. Yayıncı kuruluşun kulüplerimize katkısı büyük. Fakat kulüplerimizin de yayıncı kuruluşa çok büyük katkısı var. Onun için herkes akıllı olsun sevgili Mustafa. O bak ne diyorum sana, onu forma reklamı yaptırır buraya. Önüne göğüs reklamı yaptırır. Bir feyir diye yazar. Maçı mı yayınlayacaksınız? Adil ol yazıyor yani, değil mi? Maçı mı yayınlamayacaksınız? Ne yapacaksınız o zaman yani? Bu arada görüntüler canlı olarak Kadıköy'den geliyor. Karşılaşma sonrasında açıklamalar olursa canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ve diğer yandan Alanyaspor, Ankara Gücü maçı da 4-3 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. O detayı da yan gözle baktık ona da. Yan gözle baktık ama tam tabii seyredemedik ama müthiş maç oldu. Dakika 28 2-0'dı. Dakika 62 3-2 idi. Acayip bir maç oldu. 3-3 oldu. Peki sen bu akşam maç yerinin 3 atlısını seyrettin mi? Esasında 4 atlısı da Kadıköy'deydi de bir tanesi tribündeydi. Tiam Samat'ta Sisse'yi mi diyorsun? Hayır, Sisse'yi demiyorum. Pelkas. Evet. Tiam Samat'ta Pelkas. Maç yerinin 3 atlısı. Bunlar biliyorsun 4 kişiler, 4 attılar. Bir tanesi tribündeydi. O tribündeki de sahaya inince ne olacak acaba? Nasıl bir Fenerbahçe? Sen niye kötü kötü bakıyorsun bana? Tövbe estağfurullah. Yok, atlardan birini bağlayacaklar şeye. Niye bağlasan? Beraber oynamazlar mı? 4 at. 4'ünü 5 kişiyle nasıl olacak şimdi şey olarak? Oradan birisi dinlenecek sahadakilerden. Şimdi bak hocam, gelmeden bazı şeyler yapıyoruz ya mesela. Şunla şu yan yana oynar mı? Bununla bu yan yana oynar mı? Falan böyle sürekli. Bazı futbol, Beşiktaş'ın da başına geldi, bu Galatasaray'ın da başına geldi derse bütün takımların başına geliyor. Bazı ikililer çıkartıyoruz. Ya bu ikililer beraber oynar mı? Fenerbahçe'deki en son kurban şeydi, Josef Topal. Evet. Beraber oynamasınlar. Yıllarca bunu konuştu Fenerbahçe taraftarı. Şimdi bak, daha gelmeden Mesut Özil, sahaya girmeden. Şimdi Allah var Pelkas'ın. Bugün yine maçın yıldızı abi. Yani iki tane araya bıraktı, işi bitirdi. Muazzam oyuncu. Yani hakikaten büyük oynuyor. Şimdi bu kadar büyük oynayan bir futbolcu, gel kardeşim sen kenara da Mesut Özil gelsin diyebilir misin? Mesut'sa o konuda zaten devre arasında programda yani. Biz Mustafa ile birlikte konuşurken Pelkas'ın Mesut Özil'in gelişinden eksi yönde değil, pozitif olarak etkileneceğini düşündük. Yani ikisi birlikte oynadığı zaman futbol kültürü olarak öyle ya da böyle Avrupa kültüründen gelmiş iki adam daha çabuk düşünecekler, daha çabuk paslaşacaklar, daha çabuk boşa çıkacaklar. Dolayısıyla ben Pelkas'ın Mesut'la birlikte iyi oynayacağını düşünüyorum. Birlikte yani oynarlar Mesut'a mı? Mesut'a alternatif değil, birlikte oynayacaklarını düşünüyorum. Aynı şekilde. Çünkü uzun zamandır bu şey kriz konuşuluyor sürekli böyle. Fenerbahçe içerisinde esasında bir kriz mi çıkartılmaya çalışıyor diye insan düşünmüyor değil yani. Pelkas mı Mesut mu? Pelkas mı Mesut mu sürekli? Erol Hoca'nın bu tuzağa düşmemesi lazım. Beraber de oynayacakları vakit gelecek. Mesut'un da oynayacağı tek başına, Pelkas'ın da tek başına oynayacağı vakit gelecek. Abi teknik direktör ne ister hocam? Teknik direktörlük yaptın işte. Ne ister? Ya Emre'cim teknik adam kriz transfer etmez. Takımına faydalı bir adam transfer eder. Dolayısıyla orada mutlaka dengeleri çok iyi kuracaktır. Kimi nasıl kullanacağını, hangi maçlarda kimi kullanacağını, ayarını, düzenini çok iyi yapacaktır. Ve hem Pelkas'tan hem Mesut Özil'den birlikte ya da ayrı ayrı mutlaka faydalanacaktır. Peki, zenginlikten yani kadro zenginliğinden zarar gelmez. Mesut oldu mu, attın mı SMS? Hı? Mesut ol yazıp 1907'ye gönderiyorsun hocam. Ben 5 yaşa gönderdim. Biz de sana göndeririz senin için. Canımsın hocam benim. Can sensin seni kardeşim, seviyorum. Teşekkür ederiz. Yardım kampanyasında bu arada destek kampanyasında. Tabii ben vallahi 5 yaşa attım. Hatırlatalım. Feyyaz hocam 3-0. Ve çok da böyle hani 4. 5. vitese çıkmadan bir Fenerbahçe izledik. Devre arası Mustafa demiştin ikinci yarıda Kayseri Spor ne yapar? Biz de demiştik ki belki Lennon'la Kanga bir şeyler yani daha etkin oynar. Baktık devre arasında hocası ikisini birden oyundan aldı. İlhan'la Nurettin'i oyuna koydu. Sadece Pedro kaldı. Henrique sağda ilk 11'de. Onunla da ilgili olarak da çok da etkin oynadıklarını söyleyemeyiz. Oyunu çok fazla rakip alana yıkamadılar, skora tepki koyamadılar, takımlarını öne çıkaramadılar Kayseri Spor olarak. Bunun karşısında hakikaten ikinci golü de harika bir Fenerbahçe izledik. Çabuk oynandığında tek
pas oynandığında nasıl kolay pozisyona girildiğini, nasıl boş kale golleri atıldığını bugün Fenerbahçe forvetleri bize gösterdi. Tabii bunda biraz da tribündeki adamın, Emre'nin de bahsettiği